Osmanlı Hanedanı'nın son üyesi Sultan Neslişah 91 yaşında vefat etti. Evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Neslişah Osmanoğlu için şu dakikalarda Yıldız'daki Hamidiye Camii'nde tören düzenleniyor. Hem o noktadan canlı yayında bilgileri alacağız hem de Türk sinemasının acı kaybı Ekrem Bora da bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Zincirlikuyu Camii'ndeki cenaze töreninin ardından o da ebedi istirahatgahına uğurlanacak. O noktada da Semiha Şahin bizi bekliyor. Önce Duygu Demirdağ'a bırakalım sözü. Duygu, söz sende. Dünyaya gelişi 121 pare top atışıyla duyurulmuştu. Hayata vedası ise bir hanedanlığın, 600 yıllık bir hanedanlığının defterinin kapanması anlamına geliyor. Osmanlı hanedanının en yaşlı üyesi Neslişah Sultan 91 yaşında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. 4 Şubat 1921 tarihinde Nişantaşı'nda doğmuştu. Son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'in torunuydu. Hayatına saraylarda başlamıştı ama 3 yaşında sürgünle tanışmıştı. Önce Fransa'da, sonra da Mısır'da yaşamıştı ailesiyle beraber. 1940'ta Mısır prensiyle evlenmiş ve Mısır'ın first lady'si olmuştu ama rejim değişikliğinden sonra bir kez daha, ikinci kez sürgünü yaşamıştı hayatında. Türkiye'ye Osmanlı hanedanı için çıkarılan aftan sonra 40 yaşındayken dönebildi ancak. Hem saltanatla hem de sürgünle tanışık Neslişah Sultan'ı anlatanlar hanedanın en entelektüel üyelerinden biri olduğunu söylüyorlar. Pek çok spor dalıyla ilgileniyordu ve 5 dil biliyordu Neslişah Sultan. Son prens veda son dönem Osmanlı mimarisinin en tipik örneklerinden birinde Hamidiye Camii'nde yapılıyor. Hükümeti temsilen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç burada. Ali Koç, Ömer Koç, İlber Ortaylı gibi isimler burada. Kızı, oğlu ve torunu, yurt dışından gelen hanedan üyeleri de burada. Burada yapılacak törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda aile kabristanında toprağa verilecek ama vakit geçirmeyi çok sevdiği Yıldız Sarayı'nda da halka açık bir taziye düzenlenecek. Yani hanedanın son üyesine yine hanedan geleneklerine uygun bir veda yapılacak. Hamidiye Camii'nden bilgileri bize Duygu Demirdağ aktardı. Dönelim Zincirlikuyu Camii.